Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz şeftalili pay tarifi. Tam şeftali mevsiminde çok güzel bir pay tarifi var bugün sizlere. Tarifin yapılışına ve malzeme listesine hemen geçelim istiyorum. Pay hamurundan yapıma başlıyoruz. 440 gram un var malzeme listemde. Bu un tepeleme dolu 2 su bardağından biraz fazla. 2 kaşık daha ilave ederseniz 440 grama ulaşabilirsiniz. Bir paket vanilya var malzeme listemde. 120 gram toz şeker var. Yarım su bardağından biraz fazla. Toz malzemeleri kendi arasında karıştırdıktan sonra soğuk tereyağı ilave ediyorum. Küp küp doğradım. 180 gram tereyağım var. 180 ml'de soğuk su var. Mümkün olduğu kadar buzlu su kullanırsanız da güzel olur. Buzları biraz daha küçük olursa daha kolay eriyecektir içinde. Tereyağı yavaş yavaş ilave ediyorum. Elde yoğuracaksanız da uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Mutfak şefinde de yine aynı şekilde uzun sürede yoğruluyor. Çünkü tereyağlarımız soğuk, yavaş yavaş eriyorlar. Soğuk kullanmamızın sebebi hamurun daha kıtır olmasını sağlıyor. Pay tariflerinde de bu çok önemlidir. Hamur biraz kıtır olacak. İç harcı da çok güzel. Şeker dengesi ve meyvesi yumuşak pişmiş olacak. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur yoğurdum. Poğaça hamurundan birazcık daha katı kıvamlı. Hamuru toparlayıp streç filme sarıp buzdolabına göndereceğim. Buzdolabı poşetiyle de koyabilirsiniz benim yaptığım gibi. 30 dakika hamuru buzdolabında dinlendireceğiz. Bu sayede hamur tekrar katılaşacak. Hamuru beklerken iç harcını hazırlayalım. 4 adet şeftalimiz var. Kabuklarını ince bir şekilde soyacağız. Karıştırma kabına dilimliyoruz. Şeftalileri dilimledikten sonra diğer malzemeleri ilave edelim. 2 tatlı kaşığı tepeleme dolu mısır nişastası var. 4 yemek kaşığı pudra şekeri var. Şeftalinizin ekşiliğine göre bu değişiyor. Çok olgunlaşmış şeftalileri kullanın. Ben daha sonradan şekerin tadına bakarak biraz daha şeker ilave ettim. 3 yemek kaşığı da pekmez var yine malzeme listemde. Bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi şeftalileriniz çok olgunlaşmadıysa şeker miktarını arttırmanız gerekecek. İç harcını kenara alıp hamuru buzdolabından çıkarıyorum. Hamurun 1/3 birini kesip kenara ayırıyorum. Geriye kalan 1/3 ikisinden taban hamurunu yapacağız. Hamuru tar kalıbımın genişliğinde açıyorum. Kalıptan biraz dışına taşacak şekilde açalım ki kalıbın kenarlarını da iyice kaplasın.
Kalıbı yağlamanıza hiç gerek yok. Hamurumuz yeterince yağlı zaten. Hamuru iyice yerleştirip kenarlarından dışarıya taşan kısımları da koparıyorum. Bu hamurları da üzerine kullanacağımız hamuru ekleyeceğiz. Hiçbir hamur ziyan olmuyor payımızı yaparken. Çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şeftalinizin olgunluğu, şeftalinizin lezzeti, tarifi çok etkiliyor. Ona göre olgunlaşmış şeftalileri kullanın benim tavsiyem. Tepsiyi kenara alıp üst kısmını hazırlıyorum. Üstünü de açtım. İç harcımı yerleştiriyorum. Üzerine arzuya göre süsleyebilirsiniz. Ben bu delme aletiyle düzenli delikleri açmayı tercih ettim. Eğer tart hamurunu düz bir şekilde koyacaksanız ortaya bıçakla bir çarpı işareti açın ki iç harcı pişerken kaynasın. Hamurun şekli bozulmaması için kaynarken buharını atması, bir yerden atması önemli. Üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Kenarından çıkan hamurları alıp yine üzerine süslemek için kullanacağım. Kenarından çıkan hamuru da şerit gibi uzatıp kurdele şekli verdim. Üzerine eritilmiş tereyağı sürüyorum. Üzerine isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. Toz şeker serpebilirsiniz. Bunlar da tartın payın daha kırmızı renkte görünmesini sağlar. Daha güzel kızarmasını sağlar. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 60 dakika alt üstü kızarana kadar beklettim. Kızardıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Hiçbir şekilde dokunmuyorum. Tart ılıdıktan sonra servis tepsisine aktarıp dilimleyip servis ediyorum. İsterseniz servis esnasında üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun ne kadar kıtır kıtır olduğunu daha keserken görebiliyorsunuz. Tereyağlı bir şekilde yapıldığı için çok güzel oldu hamur. Bir dilim kesip size de içini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri de altı da çok güzel bir şekilde pişti. Şeftaliler de yumuşacık oldu. Lezzeti inanılmaz güzel. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Tarifimi beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zil ikona tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.